İhsan Sabri Çağlayangil'in anılarından bahsediyoruz, hatıratlarından bahsediyoruz. Evet. Ya o zaten işte bunları uydurur falan diyorlar. Halbuki 1965'lerden işte 80'lere kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin en renkli dışişleri bakanlarından birisidir. Çok önemli görevler yapmış. Ondan evvel valilik, emniyet genel müdürlükleri, işte değişik vazifelerde bulunmuş. Emniyet müdürlükleri görevlerinde bulunmuş. Cumhurbaşkanlığı vekilliği yapmış. Cumhurbaşkanlığı vekilliği yapmış ve enteresan bir şey. Bu röportajı yapan da onunla Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Evet. Yani milletin bilmediği bir şey. 1986 ya da 80. Kemal Kılıçdaroğlu bu röportajı İhsan Sabri Çağlayangil ile yapan, daha genç bir yaşında ve çok teşekkür ederiz. Yani Türkiye siyasi tarihine bir belge sunmuştur. Evet. En ince ayrıntılarına kadar sunmuştur. Şimdi bunu bir dedikodu gibi geçiştiremeyiz. Ama operasyon sırasında orada değildir biliyorsunuz. Malatya Emniyet Müdürü. Anılarında bizzat gittiğini söylüyor. Hayır. Orada... Ben kendi orijinal anılarını okudum. Ben de okudum, buraya alıntı yaptım. Ya, doğru söylüyor, ayrı söylüyor. Ben ama operasyon başladığında diyor biz oradan ayrıldık. Operasyon değilse. Nereye ayrıldık? Ankara. Bir dakika arkadaşlar, bakın böyle şimdi polemiğe girersen ben polemiği çok iyi biliyorum. İnanın çok iyi biliyorum. Merkeze alındım diyor, sonra görmüş gibi anlatıyor. Seyit Rıza'yı idam ettiğini anlatıyor. Kendi anlatıyor. O geliyor ama daha sonra geliyor çünkü. Ama idama bir dakika işte ya. Mağaralara gaz atıldı diyor, orada değil. Bakın yani, karıştırmıyorsunuz. Yani hayır, bu şeyi basitleştirmek için İhsan Sabri Çağlayangil'in delaletini. Ben ayrıldım diyor. Operasyon boşa sonrasında ya tekrar arkadaşım, idam için. Seyit Rıza'yı idam ettiğini söylüyor. Ben gittim söylüyor. İdam ettim. Ne zaman diyor. Geldi Altan Bey peki? Bir dakika işte idama geldi. Bir dakika anlatalım. Kaç tarihinde geldi? Ya işte idam günü geldi. 3 gün evvel geldi. 5 gün peki, evvel operasyon geldi. Sırasında, operasyon sırasında orada mıydı? Operasyon gaz kullanımı 48... Gaz İhsan Sabri Çağlayangil'in sonra diyorsunuz. Gaz kullanımı sonra ikinci harekatta olmuştur. İkinci harekatta olmuştur. Ben konuşabilirim. Kanıtımız, belgemiz var yani. Sinan Bey, Altan Bey de anlatsın zaten, size geleceğim. Evet, sırayla konuşalım. Diğer tezlerinizi yani sonra söylersiniz. Kürtler kendi güvenliklerini kendi sağlıyor diyorsunuz. Ben sağlayabilirim de ama işte yani devlete saygım var. Burada devlet sistemi. Bana saygı lütfen, devam edelim. Yani şimdi İhsan Sabri Çağlayangil'le Kemal Kılıçdaroğlu'nun bizzat yaptığı bu röportajda İhsan Sabri Çağlayangil nasıl 75 yaşındaki adamın yaşını küçülttüklerini, çocuğunun yaşını nasıl büyüttüklerini, yani idam etmek için Seyit Rıza'nın oğlunu, hatta oradaki o gün görevli olan hakimin bu işe yanaşmadığını, buna yanaşan bir işte bu işlere uygun bir hakim bulduklarını uzun uzun anlatıyor. Elektrik bile yoktu diyor, otomobil farlarını getirdik koyduk falan falan. Ve gazla insanların öldürüldüğünü anlatıyor. Bir de en önemlisi Muhsin Batur. Hava Kuvvetleri Komutanı, 12 Mart'ın en meşhur generallerinden birisi, bu harekatlara katılan birisi, anılarını bir gazetede yayınlıyor. Dersim olayı geldiği vakit diyor ki, çok kötü şeyler oldu, ben bu konuyla ilgili konuşmak ve yazmak istemiyorum. Ama bunlar kaynak değil ki tarihte. Bir dakika tamam değil. Değil bunlar. Bunların hiçbiri değil. Kabul. Maalesef. Kabul. Evet. Ya kabul başka bir şey var mı? Peki ne yapalım? Ama bu bir dakika. Bir şey yapmaktan bahsetmiyorum. Bir dakika, bak ne yapacağımızı söyleyeceğim. Şey ne yapacağımız yani. Belli. Evet. Ne yapacağımız belli. Ha, evet. Bu devlet devlet mi? Devlet. Yani devletin ciddiyeti devlet olması lazım, ve belgelerinin olmasıyla ilgili bir şüphemiz var mı? 1518 tarihli daha Diyarbakır, Mardin'in, Tokat'ın, Ankara'nın tapu tahrir defterleri duruyor. 1518'de Osmanlı'nın tuttuğu kayıtlar, Osmanlı tutmuş olabilir, onun tutması çok önemli o tarihte. Ama kimsenin evinde 50 sene evvelki dedesinin resmi yok. Ailelerin %90'ında bu devletin 500 yıllık kayıtları hala duruyor. Ne yapmak lazım? Hemen acilen, doğru düzgün, isterseniz meclisten, isterseniz bu işin uzmanı tarihçilerden, uluslararası tarihçilerimiz var. Yani Halil İnalcık gibi, Kemal Karpat gibi 85-90 yaşında komisyonlar oluşturulur. Devlet de bütün kozmik odadaki belgelerini ortaya koyar. Biz bu belgeler üzerinden bu konuyu tartışırız. Bir izleyicimiz diyor ki Ayşe Hanım farklı bir tezi ileri sürüyor. Sinan Bey'den başka bir tezi. İşte ben de bunu söylüyorum. Tarih bu kadar farklı. Hayır, şunu söylüyorum. Kozmik odanın bütün belgeleri duruyor. Askeri istihbaratın belgeleri duruyor. Bunlar konulur ve Türkiye kendi tarihiyle yüzleşir. Bu tarihçiler, ister içeride bizim, yani biraz evvel isimlerini verdim, çok değerli aydınlarımız var, uluslararası aydınlar var ve bu polemik biter. Bu bir. Evet, şimdi peki.
Bir soru sormak istiyorum size. Sonra Sinan Bey'e söz verelim. Evet evet, Sinan Buyurun, Bey'e soruyorum. Bana Mustafa Bey. Dediniz ya işte bu evet. hareketler olduktan Doğru, sonra devlet oraya geleceğiz. Okul yaptı, yol yaptı. Olduktan sonra değil, önce Öncesinde. Yapıyordu. Tamam, sonra da yaptı. Sonra da yaptı, hep tamam, yaptı. Tamam, evet. tamam, kabul. Peki bir şey rica edebilir miyim? Siz sorunuzu soruyu soruyorum önce. Bitiyor. Bir dakika, Buyurun. Hayır. Benim biraz bitiyor daha kısa konuşalım ki programın da zamanı var. Bitiyor, benim bitiyor. Sinan Bey'e eğri bu sözü. Şimdi 1925'te yani esas biz Dersim'i hayırlı selam bir yoluna koyarsak esas Şehzait meselesi var. Turp'un büyüğü heybede. Kaç bin köy yakıldı? Bizim evimiz, ocağımız söndü bütün bölgenin. Ben o bölgenin çocuğuyum. Köy köy, oradan aile, da bir katliam aile. Mı çıkaracaksınız? Katliam Yok. Değil. Soykırım var orada. Daha büyüğü var Turp'un. Evet. Yani bu soykırımı, katliam bu kadar basit. Nasıl şimdi, kullanıyorsunuz Altan abi? Şimdi bir soru. 1925'te Şehzait hadisesi bastırıldı. Şehzait 29 Haziran gecesi 46 arkadaşıyla beraber idam edildi. Ondan evvel Seyit Abdülkadir, Siverekli, Şeyh Eyüp, Gülpınar, bunların hepsi idam edildi, bitti olay. Soru ne? Peki soru şu, madem bu cumhuriyet bütün olayları bitirdikten sonra 1926'da bölge süt liman olduktan sonra hiç öyle bir durum benim ailemin değil. Lideri de evet. dahil batıya evet. göç ettirildikten sonra kalanlar cezaevi, sürgün, katliam ve Suriye'ye kaçma. Peki 1925'ten 1932'ye kadar Sultan Abdülhamid döneminden beri açık olan Diyarbakır Lisesi niye kapatıldı? Diyarbakır'da biliyor musunuz onu kapatıldığını? Evet, anlatın buyurun. Tamam. 1925'ten 1932'ye kadar Diyarbakır Lisesi kapalı kaldı. Peki Diyarbakır'da... Cevap verin nasıl uygulamak? Hemen cevap verelim. Diyarbakır, Türkiye Cumhuriyeti, Genç Cumhuriyeti'ne en çok yatırım yaptığı illerin başında Diyarbakır. Ya niye kapattı o okulu liseyi? Tek lise Diyarbakır'da, bölgenin. Bakın bakalım. Bölgenin tek lisesi. Kaç, hayır. Cumhuriyet döneminde Diyarbakır'da kaç lise açıldığına da siz bakın. Kaç ortaokul açıldığına da siz bakın. Ben diyorum Şişhane, demiryolu, siz diyorsunuz Demiryolu'nun Gümüşhane. Diyarbakır'a Cumhuriyet'in götürdüğüne de siz bakın. Ya ben diyorum Elazığ'da, Şişhane, siz diyorsunuz Elazığ'da, Gümüşhane. Altan Bey, Elazığ'da Kız Enstitüsü'nü açan da Genç Cumhuriyet. Ya niye kapattı o? Niye kapattı, niye? Niye kapattı? Siz söyleyin, ben açılanları anlatayım size. Evet. Söyleyin işte, cevap sizde. Hayır, yani eğitimsiz bırakacaktı bizi. Niye Allah cahil bıraktı? Aşkına, Allah aşkına Doğu'ya benim amcam niye Adana Lisesi'ne gitti? De, babamın dayısı niye Antakya İmparatorluk Lisesi'ne döneminde gitti? Doğu'ya, niye Adana Lisesi'ne İmparatorluk gitti? Döneminde Doğu'ya yapılan yatırımlarla Cumhuriyet döneminde Doğu fakir cumhuriyetin Doğu'ya yaptığı cevap yatırımları anlamamıştır. Yatırımları alt alta bir sıralayarak reddedilmiştir. Hayır hayır. Altan Bey bir tamamlasın bakın, savunmasına öyle söyleyeyim. Şurada Atatürk'ün Akıllı Projeleri adlı kitabımda Van'a, Tunceli'ye, Diyarbakır'a yapılan bütün yatırımların listesini çıkardım ve şunu söyleyeyim başka size. Bir şey anlatıyorsunuz. Hayır hayır. Size şunu söyleyeyim. Halk evlerinden niye kapattı, tutun, niye? Liselere Bizim kadar, niye kapattı? Kız liselerine kadar en çok doğuda açıldı. Peki Sinan Bey bir saniye, soruyu sorduğuna göre cevabını evet. da verin. Niye kapatıldığını ben bilmiyorum. Yani dakika, Cumhuriyet o bölge insanının eğitilmesini istemiyor muydu? Kapattı, söyleyin. Peki siz de niye açıldı? Peki cezalandırdı niye? Cezalandırdı evet. Açılan okulları nereye koyacağız? Dersim'den uzaklaştı. Evet. Hayır hayır, açılan okulları nereye koyacağız? Peki Dersim'e gelelim. Yöntemler konusunda İhsan Sabri Çağlayangil'in söylediği birçok şey uydurma olduğunu mu söylüyorsunuz? Öyle söylüyorum. Bir izleyici Muzur Çayı'nın Kızıl Necip Fazıl'ın uydurması o da. Dedesinin evet. anlattığını. Hadi diye Necip anlattı. Fazıl evet. o dönemin en vicdanlı Müslüman aydınları olarak evet. Dersim olayını da anlattı. Şeyh Said olayı da son devrin din malı. Ayşe Hanım'la bakın Ayşe Hanım'la %100 farklı görüşlere sahibiz. Bir konuda aynı düşün. Necip Fazıl'la ilgili aşağı yukarı aynı fikirlere sahibiz. Demokrat Parti'den aldığı paralarla bir tarih yazdı. Bunu hepimiz biliyoruz. Ne anlatıyorsun? Ben Necip Fazıl'ın bütün eserlerini okudum. Babam büyük doğuya yazıyordu. Yazdı. Baltayı taşa vurdunuz. Ya iyi ki almış o parayı da o kitabı yazdı. Dersim öyküsü. Dersim öyküsü. Sabri Çağlayangil'in Atatürk'ü yanılttığı evet. söyleniyor. Var mıdır böyle bir Hayır Atatürk'ü yanılttığı falan yok. İhsan Sabri Çağlayangil kendisi yazmış bir kısmını ya söylememiş. 80'lerde röportajda bir kısmını da uydurmuş maalesef. Uydurmuş. Bakın bu zehirli gaz masalı Nuri Dersim'i ile... Kemal Bey inanmış mı bu uydurmaya? Kusura bakmasın bunları savunuyorsa inanmıştır. Bilmiyorum savunuyor mu Kemal Bey? Kemal Bey o konuda yani. Bir açıklama yapmamış. Tabii. Onu memur istifa evet. ettikten sonra, pardon Gazeteci, emekli olduktan evet. sonra bir Dersim kitabı yazayım demiş ve İşte bir Süleyman Demirel'in tavasutuyla işte gitmiş sanıyorum Umurbey köyde onu ziyaret etmiş. Onları hiç açıklamadı. O da zaten illegal bir şekilde girdi Türk ne diyeyim bu konunun şeyine, literatürüne o konuşma. Ama kendi hatıratı var insan tabii. Peki Sinan var, var ama hatıratta mesela gaz meselesi Gazdan yoktur. Gazdan konuşmuyor. Hatıratta gaz yok. Evet. Gaz bir anda 86'da çıktı mesela. Yalnız şu belgeyi görmüş müydünüz gaz konusunda? Şunu... parantez olarak söyleyeceğim. Bir açalım parantezi. Ama ben hiç konuşamadım vallahi. Sinan şunu dinleyin, şöyle bir belge var. Ama bu parantezi açalım gaz 30, meselesi. 30 Mart 1937 tarihli bir belgede Alpdoğan Paşa diyor ki, bunu Nezahat Kazım Gündoğan çiftinin çalışması kapsamında ortaya çıkarmışlar. 37. ikinci maddede
Tayyare Alay Kumandanı'ndan yangın ve milli müdafaadan yakıcı ve İsteniyor. Boğucu gaz bombaları istedim. Evet, onun var yani buradan da var. Şey. Onun devamını ben size anlatayım. Peki devam etsin lütfen. Devamını ben size anlatayım. Yok, biliyorum. Dinle, şimdi şöyle bakın, o doğru, böyle bir şey istenmiş hakikaten. Sonra ne olmuş? Orası ne çok olmuş? İlginç. Ne yapmışlar o gazı? Yetkililer bizim elimizde ne boğucu gaz var, ne yakıcı gaz var, ne bunu kullanacak eleman var yanıtını veriyorlar. Hı-hı. Onun belgesini de ben kitabıma koydum. Hı-hı. Ayrıca bir şey daha yapılmış. İngiltere'den 1938'in sonlarında Mayıs'ında. Yani Dersim Harekatı'nın, ikinci Dersim Harekatı'nın artık operasyonel aşamasında İngiltere'ye bir yazı yazılmış. Bizde işte boğucu gaz kullanacak ya da işte bu şey gazı demiyor, kullanacak eleman, eleman ya da gaz istiyoruz şeklinde bir yazı. Kullanacak uzman istiyoruz. Uzman istiyoruz. İngiltere'nin buna verdiği cevapsa operasyon bittikten sonra yanılmıyorsam ya da sonlarına doğru. Yani Türkiye'nin Dersim Operasyonu sırasında elinde ne gazı var? Ne gazı kullanacak elemanı peki, var. Peki belgelerin insan... açılması bunu var mı? Bunu anlatmıyor. Tabii ki varım. Bakın şurada. Yani bütün şurada kozmik bakın, odadaki belgelerin, devletin Altan belgelerinin açılmasına var mısınız? Altan Bey, ben size şu belgeleri vereyim. Siz şu belgeleri incelemeye var mısınız bakın? Varım ben niye? Ben o belgeleri çok sayıda belge. Bana belge koysun. Tabii. Bir dakika. Bu kadar insan hayatını nasıl kaybediyor peki? Bu kadar hala 13 bin kişi demişsiniz. Tamam söylediniz ama yine de birçok insan. Bir de bu gaz meselesinin bir kaynağı daha var. Onu da biliyoruz. Nedir o? Nuri Dersimi'nin Kürdistan tarihinde Dersim kitabındaki çok ciddi hatalar ve çok ciddi yanlışlarla dolu bir kitaptır. Propagandist bir kitaptır. Orada da zehirli gaz kullanıldı. Mağaralarda insanlar zehirlendi der. Bakın bu iki söylem dışında yazıya geçirilmiş, sonradan geçirilen anıla yazılan şeyler vardır ki buradan alıntıdır. Bu gaz meselesi havada kalmaktadır. Ya önemli ve gaz zaten havada kalıyorsunuz. Hayır, gaz biraz havada. Ama bunlar bütün bunlar algı yanılması biçiminde bütün ülkeye yayılmıştır. Az önce burada da söz konusu oldu. Mağaralara insanlar dolduruldu, zehirlendi ama falan. Ama siz ne desek her şeyi nüfus sayımlarından gidelim dedik. Hayır, haklısınız ama dediniz o sayılmaz. Ayşe Hanım, Genelkurmay belgesi dedik. 39 dosyaya konmuş. Hepsiniz evet. Ama bakın bu şüphelerin hepsini devlet lehine yorumluyorsunuz. Fakat kesin kabul halk olarak adına, ortaya koymayalım. Serap Yeşiltun'a söylemiş zaten. Kesin ben kabul olarak ortaya koymayalım. Onun, yani. Onun olabilir. Tabii. Serap onun Yeşiltun'a da hangi sahiplerle baktı? Hepsi belge. Onu kastediyorum. Evet. Yerel sözlü tarih şeyi var, kaynakları var. Nüfusla ilgili hakikaten yüzeysel de baksanız o arada fark var. Genelkurmay'ın kendi belgesinde işte 7594 diri ve sağ çıkardık lafı var. Şeyler var. Hepsini o ifadelerde 50 kişi, 100 kişi, 200 kişi, 500 kişi sözleri var. Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği jandarma umum komutanı. Şüpheli belge var. Ama her siz şeyi, bu belgeleri nasıl incelediniz? Kozmik odaya girebildiniz mi? Yok yok, kozmik hep bu niye? Kamuoyunu kandırıyorlar. Bakın pardon, onu da söyleyeyim. Şunu Dersim bir konusunda bir efsane yaratılıyor. Sanki elimizde hiç belge yokmuş. Daha 72 yılında Genelkurmay bütün raporları açıkladı. Allah aşkına bizde Altan Bey şöyle bir sorun var. Okumamak, incelememek, hele arşiv araştırması hiç yapmamak, hatta yazılmış olanlara bakmama alışkanlığı var.